olunca bütçede de bir eksiklik olacak. Yani onlar da o yöne de çok çalışmalarımız var. Ama baştan gelen eğitim ve gençler. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen dönemde yine sizle birlikte olacağız. Ve ilerleyen haftalarda da bir Türkiye'yi evet. ziyaretinizde de programımıza canlı yayın konu olarak sizi davet etmek isteriz Cemile evet, Hanım. Evet, ben bayağı yakında takipliyim şu anda ATV'nin. Gerçekten bu seçime çok çok önem veriyorsunuz. Çünkü evet. Halkın oy kullanması çok çok önemli. Onun için de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Peki, sağ olun. Başarılar diliyorum Cemile Hanım. Ve sizin de izninizle bu seçimlere katılacak tüm Türk kökenli politikacıları da evet, aynı şekilde başarılar diliyorum. Bunu unutmayı söylemeyeyim de Ali Ahmet Çimtay bizim Türk kökenli 10. sırada, da 66 Rotterdam'da. Onu da söylemeyi unutmayayım bu arada. Evet, evet. Bu arada Ali Ahmet Çimtay'ı da yani ne oluyor? İsmini mi işaretlemek gerekiyor seçimde? Evet, evet, evet. Kesinlikle. Evet. Evet. Peki. Güzel de bir propaganda yapmış oldunuz. İyi günler diliyorum. Başarılar Aldım. Diliyorum Cemile Hanım. Sevgili izleyiciler, yine Hollanda'dayız. Hollanda'da 1975-85 yılları arasındaki Türk göçmenleri konu alan güzel bir fotoğraf sergisi açıldı. Ve bu fotoğrafların da sahibi bir Hollandalı. Ali Okşak'ın haberi. Rotterdam'da yıllar önce Hollanda'ya çalışmak için gelen Türk göçmen işçilerden karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı. Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş'un açılışını yaptığı sergide 1975-1985 yılları arasında Hollanda'ya çalışmak amacıyla gelen Türk işçilerin fotoğrafları, fotoğraf sanatçısı Robert Den Hartog'un gözüyle yer alıyor. 35 yıl önceki döneme tanıklık eden fotoğraflarda Türk işçilerin Hollanda'ya gelişleri, çalıştıkları yerler, aileleri ve dönemin yaşam koşullarını görmek mümkün. Mikrofonlarımıza konuşan Rotterdam Belediye Meclis Üyesi Zeki Baran, göçmenlere yakında bir sürpriz yapacaklarını ve Rotterdam'da göçmenleri simgeleyen bir anıt dikileceği müjdesini verdi. Göçmen işçi anıtını bu ayın 17'sinde açıklayacağız ne olduğunu. Sanatçılar tamam, fizibilite çalışmalar tamam, her şey tamam, parası tamam. Ayın 17'sinde yapacak projeyi kazanan sanatçıyla birlikte basının önüne çıkacağız. Bence çok harika bir şey olacak. Şehrin merkezinden Afrikander Plain'e uzanan bir şey olacak. Çok güzel bir şey olacak. 27 Mart tarihine kadar açık kalacak sergide 44 baskılı fotoğraf ve yüzlerce diyakaresi görmek mümkün olacak. Evet, gördüğünüz gibi fotoğraf sergileri de kültür ve sanat açısından önemli bir olgu diyelim. Sizinle programımızın son bölümünde özellikle yurt dışındaki Türk kökenli göçmenlere yönelik kültür sanat açısından neler yapılması gerektiğine ilişkin sohbet edeceğiz. Ama kısa bir reklam aramız var. Az sonra birlikte olacağız sevgili izleyiciler. İşbank GmbH'nin sunduğu Avrupa'da 7 gün devam edecek.